İyi bayramlar diliyorum. Bu tutulma gününde bir canlı yayın yapmak istedim. Gerçi zor şartlar altında son anda yapabildim ama bugün kısmet olmayacaktı. Selamlar. Evet, çok şükür tutulma oldu, bitti diyelim. İnşallah herkese hayırlar getirir. Bilgisayarı da açtım burada. Evet. Bu akşam çok yani tutulmadan çok yazıldı, çizildi, konuşuldu. Aslında takip eden, astrolojiyi bilen ya da bilmeyen bile takip eden tüm dostlar az çok etkileri biliyordur. Birçok etkiye sahip. Özellikle ben bu akşam drakonik haritalardaki etkilerinden de bahsedeceğim. Çünkü bu tutulma drakonik Türkiye haritasında çok kadersel, inanılmaz. Hani son paylaşımda da söylediğim gibi evrensel, sanki tüm matematik etkileri kalemle çizilmiş gibi son zamanlarda olan tutulmalar Türkiye haritasında, yani bizim ülke zaten tesadüfi bir şey yok ama ülkenin kurulum haritası gerçekten dünya üzerinde çok nadir görülen özel bir harita. Bu özellik, yani özel olmasını kılan sebeplerden biri de böyle nadir görülen döngülerde özel açılar alması. Yani son 3-4 tutulmadır neredeyse drakonik haritadaki Güneş, işte Satürn, Merkür, Mars hepsi tam derece tutulma aldı. Şimdi öncelikle drakonik harita ne demek? Şöyle, hepimizin bir doğum haritası var. Hepimizin bir de özel ezoterik karma astrolojiye göre drakonik harita dediğimiz bir haritası var. Bu tabii ben temel seviyede de bir miktar bahsediyorum öğrencilerime derslerde ama ileri seviye derslerde çok daha detaylı işliyoruz. Çok derin bir haritadır. Ruhun impulsif, dürtüsel alanda karmik ata izleri, ruhun buraya getirdikleri, kişi çok yani burcunun özelliklerinin dışında çok ekstrem özelliklere sahiptir. Doğum haritasında göremezsiniz. Ama drakonik haritaya baktığınızda böyle gözünüzün önüne, sizin önünüze o normal haritasında görünmeyen özellikleri, gizli alanları çok rahat gösterir. Ve belli döngülerde özellikle hepimizin haritası bu drakonik haritalarda gerçek normal haritamız gibi. Bu da gerçek tabii, gerçek harita ama yani en çok kullandığımız doğduğumuz günün doğum haritası. Ama drakonik haritanın altta bizim kadim geçmişten bu yana ruhun buraya getirdikleri, aileden, anneden, babadan aldığı etkiler, epigenetik faktörler, çevresel faktörler, pek çok konunun görünmeyen ana alanda psikolojik yapılarını da görüyoruz. Şimdi karmik etki tepki olaylarını da ülkemizin haritasında da çok özel şeyler gösteriyor ve görülüyor. Ülke haritası hepimizi tek vücut gibi gösteren, yani burada bugün kaç milyon insansak, bu insan nüfusunun tek bir beden gibi hareket ettiği bir haritadır. Türkiye'de kim yaşıyorsa, vatandaş olabilir, geçici gelebilir, hangi zamanda geldiyse bunları gösterir. Tabii ki başta ülkemizin güvenliği, nasıl davranacağı, dünyanın bu değişimindeki spesifik böyle özel hareketlerde nasıl bir sistemden nasıl bir şekilde impulslar alacağını, devlet yöneticilerimizin neler yapabileceğini ve halk ve ülke olarak neler yani tepkisel olarak nasıl ne, niçin gibi yani pek çok konunun etkisini buradan görebiliyoruz.
depremsel olaylar, hava olayları, siyasi, politik, aklımıza gelecek her şeyin karmadan bize getirdiği bir yazgısı da var. Bu değişmeyen kaderi özellikle drakonik haritalarda çok fazla görüyoruz arkadaşlar. Şimdi hepimiz bir burç sahibi olabiliriz. Yani terazi olabiliriz, kova olabiliriz, akrep, ne bileyim, ikizler, yengeç, aslan, hepsini sayayım. Yay olabiliriz, koç olabiliriz, balık olabiliriz, olabiliriz. Yani 12 burç. Ama ülke haritasında hepimiz akrepsel etki alıyoruz. Biz bir akrep ülkesiyiz. Dolayısıyla ne hangi burçta olursak olalım, ülkemizin aldığı akrepsel etkiyi hepimiz maalesef yaşıyoruz. İyi yönleriyle de yaşıyoruz. Ona maalesef demeyeceğim. İnşallah daha iyi günlere çıkacağız. Fakat daha önceki yayınlarımda da söylediğim üzere ülkemizin bu 100. yılına denk gelen bir yıldayız. Yani şu an 99. yaş döngüsündeyiz. Bu özel döngülerde tabii bunların katmanları var. Onlara vazgeçtim, anlatmayacağım. Ders maliyeti gibi olur, sıkıcı olmasın. 99. yılında çok özel bir harita önümüze çıkıyor. Başta bugünkü tutulmada Mars drakonik haritada 29 derece. Koç burcunda. Tam üzerinde bugün 29 derecede tutulma gerçekleşti. Tutulma drakonik haritamızdaki ne demek? Meal kısmıyla biraz değineyim. Burada bir kere askeri alanda geçmiş karmik döngülerde yaşadığımız hareket mekanizması bir tetik aldı. Mars ülkemizin karmik etkide de olsa gençleri, erkek ve eril enerji, madenleri, ani çıkabilecek toprak altından böyle hani hiç haberimizin olmadığı değerli madenlerle ilgili ve bir şeylerin ilan edilmesi, topraklarımızla ilgili yönetimsel olarak çok ciddi hareketlilik, dışarıdan alabileceğimiz etkilerin de çok yüksek olduğunu, bazı döngülerin yani Ouroboros dediğimiz drakonik haritayı oluşturan karmik döngünün bu döngülerde olan çok büyük olaylar olursa ki şaşırmayacağız zaten. Çok büyük bir değişimdeyiz. Aslında bunların büyük bir kısmının zaten karmik döngülerden de geldiğini görüyoruz. Yani yaşanması gerekeni yaşayacağız diyor gökyüzü. Bundan önceki boğa tutulması 16 derecede ay tutulmasıydı. O da Satürn'le Merkür'ün üstündeydi ki zaten çok sert olaylar yaşattı. Hatta ilk bu akrep döngüsündeki tutulmalarda ilk tutulmamız Algol üzerinde bir ay tutulmasıydı. O da 26 derece güneşimiz drakonik haritada. Yani çok özel bir boğa stelyumu bu harita. Tam onun karşısından bir döngüyü tamamlıyor. Yani aslında büyük bir kadersel bitiş. Gerçekten çok büyük bir kapanma döngüsü yaşıyoruz. Tarihimizde ilk defa. Fakat şöyle bir özelliği de var. Yani 108. yıla tamamlaması gerekiyor bu haritanın gidişatındaki olayların. Çok hızlı olaylar yaşayacağımız aşikar gözüküyor bu haritaya göre. Tabii şimdi genel anlamda bütün etkileri biliyoruz arkadaşlar. Yani önümüzde bir seçim süreci var. Ekonomik döngüde çok ciddi hareketlilikler olacak. Özellikle Temmuz-Ağustos ayı ekonomik anlamda da çok ciddi değişimlere açık bir süreci gösteriyor. Ben uzun zamandır dijital paranın çıkabileceğini söylüyordum ki bunu Aralık ayında da çalışmaları başlanmış. Türkiye dijital paraya da geçmek üzere. Yani bu döngü içinde yani çok uzun süreceğini düşünmüyorum. İlan edilmesi demek. Zaten koç, çok yoğun bir koç tutulması bu. Bir şeyin ilan edilmesi, maddi, manevi birçok konuda, her şeyde, yani hemen hemen her konuda çok büyük değişimler olacak. Hepimizin hayatında da çok büyük değişimler olacak. Aslında bu krizi döngüler eğer ayak uydurabilen, yani yeniye adım atabilen
kişiler için, insanlar için, takip edebilen için müthiş fırsatlar da barındırıyor. Özellikle birçok insanın, biraz da kişisel anlatayım. Çünkü bu drakonik haritada bu tarz bir etki de var. Birçok insanın ilişkiler üzerine çok büyük değişimleri gözüküyor. Evlenme oranları artabilir, insanlar çoktandır evlenemiyorum diyenler için fırsatlar çıkabilir, hemen mi? Değil. Ama haritası etki alan için olabilir. Yani daha kısa sürede etkiler alabilir. Fakat Ekim'deki tutulmadan itibaren çok büyük sürprizli gelişmeler olabilir. Kişisel olarak. Ülkemiz aydınlık tarafta mı? Şu anda aslına bakarsanız, soruya da cevap vereyim. Seçim döngüsünde yani bazı meslektaşlar çok böyle yani açık ve net bazı şeyler söylemeye çalışıyorlar ama ben seçim arifesinde ben gördüğümü söylemek istemiyorum. Şu vaziyette yazgı neyse olacak, onu söyleyeyim. Çünkü drakonik harita yazgıyı çalıştırıyor. Ne yaparsak yapalım, drakonik harita bir kere başlamış. Algol güneş tutulmasını aldı. 16 derece boğa tutulmasını aldı. Tam dereceye gezegenler böyle dizilmiş. Tutulmayı bekliyor. Yani 99 sene sonraki tutulmanın tam da bu devirinde. Plüto 0 derece kova burcuna geçtiği için. Çünkü daha önce 19 yıllık periyotlarla benzer tutulmaları da aldı ülke ama Plüto kova burcuna geçtiği için bu yepyeni bir kapanış demek. Yeni bir eşik demek arkadaşlar. Kısa vadede çok böyle sevimli haberler almayacağız. Biraz değişim sancılı. Bir de ülkemiz Akrep Burcu. Zaten krizlerle gelişmemesi, yani başka türlü gelişemiyor maalesef. Kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyorum. O yüzden biraz böyle düşünerek konuşuyorum. Ama yani seçimde sürprizler olabilir. Ben daha önce de söylediğim gibi seçim öncesi çok ciddi sürprizli olaylar olabilir. Hala günümüz var. Sağlıklı bir seçim olması adına sağlıklı bir gökyüzü yok. Onu söyleyebilirim. Herkes istediğini söylemekte özgürdür ama ben seçim öncesi bu kadar yaklaşmışken kendi gördüklerimi söylemek istemiyorum. Sadece sağlıklı bir seçim olmayacağı gibi gözüküyor. Veya ekstrem şeyler çıkartabilir. Sadece bir şey daha söyleyebilirim. Bir ya da iki kadın figürü çok konuşulabilir ülke gündeminde. Ve drakonik haritanın tutulması, tutulmanın da drakonini açtığımızda, buradan açıyorum, bu da balık burcunda. Yani bugünkü tutulma drakonik enerjiyle balık arketiplerini çalıştırıyor. Bu da bizim başta su krizimiz, Satürn'ün 0 derece kovada oluşu drakoniye göre Plüto ile kavuşuyor şu andaki gökyüzünde. Bu Plüto-Satürn kavuşumu gerçekten çok büyük yönetimsel değişimler olabileceğini, dünya çapında olabilecek büyük resetlere gidiyoruz zaten 2030'lara kadar. Türkiye'nin de buraya ayak uydurması gerekecek. Bunların dışında son derece yüksek bir dijital rönesans geliyor. Çok hızlı bir şekilde buna ayak uydurmamız gerekiyor ülke ve kişisel olarak. Ama bu balık arketipindeki drakonik koçtaki tutulma bir son, bir başlangıcı gösterirken drakonik son burçta balıkta olması bu tam bir döngüyü aslında birleştirdiğinizde bir kapanış demek. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları çok önemli aylar. Salimen atlatırsak Eylül ayı çok ilginç bir ay olacak. Buradaki görünümler bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Ama o günlere o kadar hızlı şeyler yaşıyoruz ki o günlere dair bir şey ilerledikçe anlatırım daha iyi. Yakın tarihe geldiğimizde de Temmuz-Ağustos'a kadarki olan süreç
olabilecek en sert gökyüzü döngüleri. Ama bazı arkadaşlarım, yani bazı kişilere inanılmaz fırsatlar açıyor. Lütfen ertelediğiniz bir şeyleri harekete geçirin arkadaşlar. En azından Venüs retrosu gelmeden ertelediğiniz, sıfırdan yeni başlayacağınız bir şey için de fizibilite yapmak önemli. Ve Eylül'den sonra başlayabilirsiniz. Yok, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak. Veda filan etmiyoruz. Biz Atatürk'ün kurduğu bu ülkeyi ilelebet götüreceğiz arkadaşlar. Atatürk 100 yıllık bir plan için kurmadı. Bu bir plan da değil. Biz ilelebet payidar kalacağız. Onun için kuruldu. Tabii ki 5 Mayıs'taki tutulma biraz depremsel etkileri artırabilir. Ekonomik anlamda çok kritik. Yani biraz dolar altınla ilgili bir yükseliş var gibi, ama biraz inebilir, çıkabilir. Yani böyle bir dengesiz, ama yine de ivme yukarı doğru ekonomik anlamda. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Hatay'da büyük deprem olur mu? Tam Hatay merkezi olarak ben bir bilim insanı değilim. Haddimi aşmam. Astrokartografik olarak ülkemizdeki şu andaki sert gökyüzünde deprem riski taşıyan, sadece astrokartografik olarak söyleyebilirim. Yani gezegenlerin coğrafi olarak ülkemizin haritasal olarak üzerinde etki ettiği, hani eğer bir fayda enerji birikmişse daha çok gösterdiği yerler, nasıl söyleyeyim, Karadeniz hizasından Kuzey Anadolu hattı, yani Elazığ üstü, Kayseri, Yozgat, Kastamonu, Tokat, Sinop gibi oradan, Marmara'da Gemlik, Bursa, alttan Güney Marmara, daha önce de söylemiştim, oradan aşağısı Akdeniz, İzmir, Bodrum, Kıbrıs ucuna kadar giden hat şöyle bir yarım yay şeklinde biraz riskli. Ancak öyle bir döngüdeyiz ki depremsel olarak tüm dünyada çok büyük depremler devam edecek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Çünkü güneş patlamaları 2025'e kadar en yüksek pik noktasına geldi. Çok değişik bir gezegen dizilimi var. Böyle ip gibi ara ara çok ciddi dizilimler oluyor. Sadece astrolojik açısal değil. Yani uzaydan baktığımızda da gezegenler böyle bir sıraya dizilmiş gibi. O zaman manyetik alanlar daha fazla sıkışıyor. Bununla birlikte astrolojik olarak da Plüton'un Kova burcuna geçmesi, Uranüs'ün Boğa burcunda oluşu, dönem dönem bunların birbirine yapmış olduğu sert açılar maalesef depremsel etkileri biraz daha artıracak ve devam edecek gözüküyor. Ama bu sadece ülkemiz adına değil, etki olarak yani Kaliforniya'dan, Amerika'dan tutun Japonya'ya kadar dünyanın frekansında büyük bir değişim var. Bu bahsettiğim etkilerle birlikte ilginç bir uzay zaman diliminden de geçiyoruz. Çünkü Güneş sistemi kendi etrafında gider, yani dönerken bir de spiral şeklinde böyle helazonik bir yere doğru da hareket ediyor. Biz hangi uzay döngüsünden geçtiğimizi tabii ki dışarıdan izleyemiyoruz. Sadece bir Voyager'la bizi sistemin dışından biraz izledi. Voyager uzay mekiği ya da uydusu diyelim. Ama onun dışında çok fazla dışarıdan gözlemleyemiyoruz. Ama hissedilen o ki güneşteki periyodik 11 yıllık patlamalardaki dramatik değişimler var. Yani rutin olarak 11 yılda bir patlamaları gösteriyor. Ama bu seferki biraz daha farklı. Schumann rezonansı dediğimiz bir rezonans var ki o da dünyanın nabız atışı, yani kalp atışı gibidir. Onda bir artış var. Ve manyetik alanlardaki kutup kaymaları söz konusu. Şu anda 300-350 kilometre kadar Rusya'ya doğru kuzey kutbundaki manyetik alan kaymış durumda. Bunlar yani gerçekten biz insanlık olarak tekamül yolunda topyekün ciddi bir frekans değişiminden geçiyoruz.
Yıkıcı yani yıkıcı derken sorunuz güzel bir soru. Yani o konuda neresi için sorsanız da ben bir şey diyemem. Çünkü sert depremler olabilir. Çünkü Plüto 7-8 derecelere kadar gelene kadar bir 2027-28'lere kadar bir sert yani ilk derecelerden sert etkilerle gidecek. Umuyorum olmaz. Ama dünya etrafında Türkiye'de dahil sert depremler her an kapımızda olabilir. Bunu korkutmak için söylemek yani doğru değil ama önlem alınması adına dikkat edilmeli. Yani mesela Temmuz Ağustos'ta biraz sert depremsel olarak Mayıs ayı ona keza Mayıs ayında ya da Temmuz Ağustos'ta da dünyada da sert depremler olur. Dua edelim bu sert etkilerin hepsi okyanus ortasında olsun. Karalara vurmasın ne ülkemize ne de başka bir yere. Ama tehlikeler biraz var yani bu döngüde. Kişisel haritalarda 5 derece orb etki alır. Evet. Ama yani tam derece gibi değil de biraz daha farklı bir burçtan değilseniz, Koç burcundan 5 derece orbsa etki alırsınız. Bir siyasinin kaybı dediniz. Bu durum mecazi an. Ben bir siyasinin kaybı demedim. Ama yani biraz sert bir döngüdeyiz. Yani siyasi anlamda ben detay vermek istemiyorum. Söyleyen söylüyor ama bir astroloğun bu kadar keskin konuşmaması gerekir. Sadece kazanan Türkiye olsun ona dua edelim. Kim seçilirse seçilsin kazanan Türkiye olsun. Ve Türkiye'miz çok güçlü bir Türkiye yoluna gidiyor arkadaşlar. Ne derseniz deyiniz. Sadece bittiğimizi zannedebiliriz. Eyvah bu ülke bitti, yandık, kül olduk filan diyen çok insan olabilir. Biraz dişimizi sıkacağız. Bu da aslında çok uzun bir süre değil ama 7-8 yıl tabii ki hem uzun hem kısa yani ülke tarihi ve dünya tarihi için çok uzun bir süre değil. Bir toparlanma süresindeyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türkiye birlik olma yolunda çok özel gelişme yollarına da girdi. Güçlü bir kurulum ilan edilebilir. Yani Türkiye Cumhuriyetleri ile başka ülkelerle birlikte bu da siyasi bir durum değil. Bunlar uzun yılların, belki de 100 yıllık, 1000 yıllık planların yavaş yavaş yapılanması. Biz bir haftalık, bir yıllık, 10 yıllık etkilerle bakmamamız lazım ülke kaderlerine. Ama ülkemiz çok güçlenecek bir sürece girdi. Sadece Yunanistan, yani şimdi bu Mars'ın 29 Koç'tan, Drakonik'ten alması bu karmik bir savaş döngüsünü biraz daha hatırlatabiliyor bize. Biraz Akdeniz'de savaş anlamında mücadele veya kriz anlamında sular ısınabilir. Amerika ile biraz restleşmeler olabilir. Ama Pluto Kova diyor ki en büyük krizi Doğu verir. Yani Doğu ülkelerinde Çin, Japonya, Tayvan yani oralarda başlayan bir süreç Türkiye'yi de etkileyebilir. Her ne olursa olsun Türkiye üzerinden çok büyük bir ticaret yolu açılacak zaten. Onun açılmaması için uğraş verenler var. Ve bu İpek yolu deyin, ne derseniz deyin. Bu yol açılacak. Biraz işte onun sancıları var. O açıldıktan sonra da Türkiye birçok anlamda kalkınabilir. Bizlerin yapabilecekleri iyi yerleşmiş olan iyi geleneklerimizi, aile kavramını, gençlerimizi ve ülkemizin kültürüne sahip çıkmamızı gerektiren bir süreç. Ne olursa olsun dünya istediği kadar dijitalleşsin, istediği kadar farklı bir yere gitsin. Özünü yitiren bütün aidiyet şeyini, milliyetçiliğini, her şeyini yitirir. Ülkesi olmayan zaten
aidiyetsiz bir yerdedir. Yani ülkemizde yaşıyor olabiliriz ama kendimizi buraya ait görmemiz için ülkemize de sahip çıkmak adına önce kendi ailemizden, yakınlarımızdan, işimizden, her şeyimize dört elle sarılırsak bu doğum haritaları tek bir vücutta mükemmeli de ortaya çıkartır. Doğum haritaları derken ülkenin hem drakonik haritası hem de ana haritası, yani doğum haritası. Üçüncü Dünya Savaşı 2025 gibi, 2025-26 gibi bildiğimiz geçmiş tarihlerdeki gibi olmayabilir. Çok daha gelişmiş silahlarla. Bir miktar biraz 3. Dünya Savaşı'nın soğuk tarafını yaşıyoruz zaten. Ama hani böyle patlamalar, büyük olaylar, yıkımlar diyorsanız artık silahlar değişti. Fakat şu andaki en büyük savaş ekonomiyle yıkmak ya da virüslerle savaşın silahı değişti. Ama bunun üst oktavı, yani benim endişelendiğim döngü 2025, 26'lar, inşallah o zamana kadar öne çekilmez ve ondan sonra da iptal olur, hepsinin elinde kalır diliyorum. Ben evlenir mi diye bir soru gördüm ama yukarıda kalmış arkadaşlar. Göremedim onu tam. Sorunun yarısı çıkmış. Şimdi çok ilginç bir bölge olacağız ülke olarak. Kapitalizm çöküyor, şekil değiştiriyor. Şimdi dijitalizm geliyor. Eşit bir paylaşımcı düzene doğru gidilmeye çalışıyor. Aslında biz ülkemizin problemleriyle uğraşırken dünyada da çok büyük şeyler oluyor. Kaçırmamamız gerekiyor. Yeni dijital teknolojilerle insanın, yapay zeka ile özellikle insanın düşünme yetisi elinden gitmek üzere, yaratıcılığımızı kaybetmememiz lazım. O yüzden yine klasik şeyler söylüyorum. Yani aklımızı korumamamız lazım. Dünya ne kadar dijitalleşse de yaratıcı beyninizi kaybettiğiniz an her şeyi teslim ederseniz zaten ne ülke kalır ne kimliğimiz kalır. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Çünkü yavaş yavaş motor becerilerimizi de yitirebiliriz. Bu kadar çok kendimizi yeni bu dijital Rönesans'ın ellerine kaptırırsak. Kolektif bilinç ve kozmik bilinç hakkında yorum alabilir miyiz? Şimdi kozmik bilinç, ruhani tarafını balık arketipleri, Neptün şu an balıkta, onunla. Kolektif bilinçte de tüm insan doğasının aslında bunlarla ilgili çok fazla yayın yaptım. Konu biraz onlarla da ilgili ama kolektif bilinçte şu an yani yarı yarıya bir tarafı uykuda hala. Yani insanlığı soruyorsanız şu an. Uyandırmak için de bu kadar çok silkeleme yapıyor dünya. Çünkü dünya da bir canlı. Birlikte yaşıyoruz. Onun üzerindeyiz. Topyekün bir vücuduz. Dünyada uyuyan kısmı uyandırmaya çalışıyor. Kendisi de frekans olarak çok ciddi bir değişim içinde. Bunu her yerde görebiliyoruz zaten. Spiritüel alanda hiç uğraşmayan insanlar bile biraz yaşamı gözlemleyebiliyorsa dünyadaki büyük bu frekans değişiminin de farkındadır. Plüto Kova çok dramatik bir değişim içine sokacak bizi 2044'e kadar. Başta Amerika'nın kuruluş haritasındaki Plüto kavuşumu yaptı. Tekrar bu Plüto Kova geri gidecek. Amerika için çok büyük bir yıkım döngüsü. Amerika'da da çok büyük zorlanmalar olacak. Çok acayip yasalar çıkabilir. Amerika parçalanabilir. Plüto Kova orada başlayacak. Yani dünyada büyük bir güç dengesi değişiyor. Ruhsal planda da bir kıyam döngüsü, yani ayağa kalkış döngüsü. Kim uyanabilirse, yani Stanley Kubrick'in
filminin sonu gibi insan alete yenik de düşebilir. İşte benim uyarım, ne kadar gücüm yeter veya ne kadarız bilemiyorum. İnsanın alete yenik düşmemesi gerekiyor bu süreçte. Uyanık olmak gerekiyor. Çok bugün aslında hem söz verdim canlı yayın yapacağım diye, hem de bir dolu aksilik çıktı. Tam hazırlanamadım. Konuşacak çok konu var. Devrenin sonu, ama hiçbir şey son değil. Her son bir başlangıç. Çünkü sonsuz devinimin yasası bu. Kaos olmadan düzen, düzen olmadan kaos olmuyor. Yeni bir kaosun içindeyiz, yeni bir düzen için. Ama başkalarının istediği düzen değil de ortak paydada hepimizin istediği huzur ve barış dolu bir düzen olması gerekiyor. İşte bizlerin uyanık olması gerekiyor. Bizler kolektiften nasıl korunacağız? Aklımızla hareket ederek. Ama bu çok geniş bir konu. Yani hem psikolojik hem sosyolojik alanda birçok konuya değinmemiz gerekiyor. Karadeniz gazı, Akdeniz gazı, bunlar bizim zaten çok eskiden beri bilinen hazinelerimiz. Onlardan faydalanacağız tabii ki. Yani bunun siyasiyle bir alakası yok. Çok hepimiz faydalanacağız. Henüz yeni yeni çıkıyor diye düşünüyorum. Devrenin aslında şöyle, 1987 ile orta devre sonu başladı arkadaşlar. Bu uzun bir konu. Bunun için ben başka bir gün canlı yayın yapayım. Cümle düşük olmuş derken vallahi sorular. Evet, kişisel olarak en çok etki alanlar, kavramsal olarak element bazında aslan, yay, koçlar daha bir önemli bir süreçte, akışkan olaylar sürecinde. Sert etkiler ve ani değişimler yine koçun da içinde oldu. Terazi, oğlak, yengeç. Ama sert derken moral bozulmasın. Ben sert etkileri severim. Çünkü önümüze çok ciddi fırsatlar getirir. Sert demek insana zarar verecek demek değil. Zarar görmemizin tek sebebi var birçok konuda. Akılla değil de duygusal davrandığımız zaman yanlış kararlar alıyoruz. Biraz daha aklı kullanmamız gereken, daha mantıklı ve acele etmememiz gereken bir süreçteyiz. Ben sorunuzu görmedim Hatice Hanım, özür diliyorum. Çok hızlı akıyor. Zaten Boğa burcu önemli bir değişimde, 2018'den beri Uranüs'le baş ediyor. Akrepler ona keza, zaten hem Boğa hem Akrep tutulmaları değiştiriyor. İkizler burcu devam eden bir süreçte, 2021'deki tutulma döngüsünden sonra şimdi Satürn'den kareler alacak. Yani aslında kısaca etki almayan hiçbir burç yok. İlişkiler adına biraz daha önemli bir döngüye gireceğiz. Çünkü ay düğümlerimiz terazi koç aksına geçmek üzere daha çok ilişki anlamında birçok insana çok ciddi fırsatlar, aşk ve ilişkiler anlamında verecek. Zayıf iplikler kopacak ayrılıklar adına, ama ortaklık, iş teklifi, yeni bir yol, karar alma, kişisel olarak artık tamamım diyeceği de bir süreç birçok insan için. Bu da güzel bir döngü ve silkelenme zamanı arkadaşlar. Lütfen hayatınızdaki önemli şeyleri ertelemeyin, ama çok acil, heyecanla da düşünmeden hareket etmeyin. Öyle bir süreçteyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Yaşayacağımız da çok güzel günler de olacak. Ama bu krizler toplumsal olarak yüzleşmeleri, uyanışları, etik ve ahlak erdemi bize bir daha hatırlatıyor. Bizim acımız hala dinmedi. Bu depremdeki büyük kayıpların en büyük sebeplerinden biri ahlak sorunu.
betondan çalma, yanlış yerlere yanlış inşaatlar yapma, bir an önce zengin olma, parayı bulma ve para kültür yoksa hiçbir şeydir. Tekrar insanı yıkıma iter ve zavallı masum binlerce insanın hayatı mahvoldu. Birçok yani ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum bu mübarek gecede. Söyleyecek bir şey yok. Depremden değil de insanın ahlaksızlığından korkmak gerekir. Artık işte silkelenme zamanı. Hepimiz her şeye sahip çıkmamız lazım. Çok ciddi ifşa dönemi. Yeşim Hanım galiba siz sormuşsunuz. Oynamadık taş kalmayacak. Oynamadık. Kimin nesi varsa, sadece ünlülerin, siyasilerin ortamı değil, kişisel anlamda da hepinizin sizden saklanmış, olumsuz ya da olumlu her neyse, ne varsa bu 6 ay 1 sene sürer, belki en uzunu 1,5 sene sürer ama bu süre zarfında geçmişten gelen, gizli kalan hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Diyorum ya, bu küçük bir kıyam döngüsü, bir uyanış döngüsü. Ettiğini, ektiğini, ettiğini bulma, ektiğini de biçme zamanı diyelim. Çok klasiktir bunu, belki birçok tutulmada söyler insanlar ama bu gerçekten, bu seferki gerçekten biçecek yani. Hakikaten ciddi biçecek. O yüzden kötüler düşünsün yani, kim ne yaptıysa hesabını ödeyecek. Çok ağır ödeyecek. Öyle bir döngüdeyiz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kişisel anlamda da çok duygusal davranmayın. Duygular akılla aynı senkrondaysa evet doğru yoldasınız. Ama duygusal şeyler çok ciddi hata yaptırır. Öfke özellikle, öfke kontrolü, birisiyle birini kıyaslamak, birine kızmak, birisi üzerinden hayatı zindan etmek, yani birilerine güvenip tek başınalığın gücünü öğreneceğiz. Koç tutulması bunu söylüyor. Maalesef hem sosyal varlıklarız, bir o kadar da yalnızız. İşte o yalnızlıktaki tek başınalığın gücünü, bir taraftan da sosyal olarak tek bilek, tek yumruk olup o gücümüzü de öğreneceğiz. Çünkü bu bir hibrit tutulma. Yani iki ayrı fonksiyonun aynı anda çalışması demek. İşte söylediğim toplumsal ve kişisel öğretisi bu olacak. İnşallah başarırız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çok uzun